Telefon bağlantımız hazırdır artık, hörmətli tamaşaçılar. Daha bir tanınmış sima Türk futbolunun, daha bir tanınmış siması bizim de canlı telefon bağlantısındadır. Söhbət Fatih Akyel'den gelir. Fatih Bey, akşamınız xeyir olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi teşekkürler akşamlar, Fatih akşamınız Bey. Fatih Bey, ilk növbədə istərdik sizin dünən oynanılan Beşiktaş Galatasaray derbisi ilə bağlı fikirlərinizi alaq. Evet. Tabii Galatasaray kazandı. Çok önemli bir galibiyet aldı şampiyonluk yolunda. Galatasaray maçları Fenerbahçe'ye göre daha kolay, biraz daha. Lig fikstürüne baktığınız zaman. Yani Galatasaray çok büyük bir galibiyet aldı şampiyonluk yolunda. Çok büyük bir adım attı. Fenerbahçe'nin bir adım değil, hatta iki adım, üç adım önüne geçti diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin zor maçları var. Trabzonspor, Beşiktaş gibi zor maçları var. Onun için Galatasaray şu an iki adım, üç adım önde görünüyor şampiyonlukta. Dün akşam çok çok pozisyonlu, çok şeyli bir maç olmadı. Çok güzel bir maç olmadı. Ama önemli olan galip gelen taraf Galatasaray'dı. Önemli olan kazanmaktı Galatasaray için. Beşiktaş da kendini seyircisine affettirmek istiyordu. Yani Beşiktaş bu sezon çok kötü gidiyordu. Bu kötü gidişe dur deyip bir derbi maçı kazanmak istedi. Ama olmadı. Çok da güzel bir maç olmadı. Pozisyonlar çok bol yoktu. Ama ortada galip gelen Galatasaray oldu. Fatih Bey, ben Fenerbahçe ve Galatasaray arasında, yani bu şampiyonluk yolunda, siz hem Fenerbahçe'de oynamışsınız, hem Galatasaray'da oynamışsınız. Yani her iki takımda aynı, 4 yıl birinde, 4 yılda diğerinde. Sizin şahsi fikrinizce bu şampiyonluk yolunda hansı komanda daha şanslı görünür? Yani burada söhbət kadro gedir, teknik direktör gedir, oyuncuların performansı gedir. Yani bak, bu bakımdan kim, hansı komanda 37. turda bir derbi oyunu olacaktı. Yani Galatasaray Fenerbahçe. Yani həmin oyuna kadar, 37. tura kadar nəsə müəyyən bir şeyler olabilir mi? Yoxsa 37. tur şampiyonluğu haradasa daha çok həll edəcək? Şimdi biraz önce de söylediğim gibi Galatasaray daha şanslı. Çünkü Galatasaray'ın maçları Fenerbahçe'ye göre daha kolay. Fenerbahçe'nin zor maçları var. Fenerbahçe Beşiktaş'ta oynayacak, Trabzonspor'la oynayacak. Onun için Galatasaray daha şanslı şampiyonlukta diyebilir. Aha. Fatih Bey hocam, iyi akşamlar bir daha. Siz hem Galatasaray'da, yani uzun iller oynadım, çok önemli başarılar kazandınız ve son dönemlerde böyle bir basında da yer alan açıklamalar var. Ki tarixin ən iyi Galatasaray'dır deyirlər. Yani siz bununla, bu fikirlə razısınız mı? Yani o bana göre yanlış bir söylem. Tarihin en iyi Galatasaray'ı bu değil. Bunu Emre Hoca geçen hafta Emre Hoca da söyledi. Bence bu doğru değil. Çünkü tarihin en büyük, en iyi Galatasaray'ı bizim oynadığımız dönem. UEFA Kupası, Süper Kupa. 4 sene şampiyon olan takımın Galatasaray'ı daha iyiydi. Onun için tarihin en iyi takımı bu Galatasaray değil. Galatasaray maçlarını kazanıyor bu dönem. Evet, ama zor kazanıyor. Bazen şans yanında oluyor ama bazen de zor kazanıyor. Kadro yapısı bana göre yetersiz. Evet, Galatasaray maç kazanıyor ama biraz şans genişti. Faktörü de Galatasaray'ın yanında oluyor. Hı-hı. Onun için tarihinin en iyi Galatasaray'ı bu değil. Siz Türk futbolunun en önemli sağ beklerinden, yani sağ cinah müdafiyeçilerinden birisiniz. Bugün Türkiye futbolunda Fatih Akyeliler var mı? Veya da gelecekte bir sizde bir antrenör olarak faaliyet gösterirsiniz, çalışırsınız aşağı liglerden, yani yukarılara doğru çalışırsınız. Yani yeni Fatih Akyeliler biz izleyebiliriz mi karşıdaki illerde? Evet. Tabii ki şimdi şöyle baktığın zaman Türk futbolunda son dönemlerde çok iyi oyuncular çıkmıyor.
Yani çok iyi oyuncular çıkmıyor. Onun için altyapı, milli takım altyapılarına önem vermemiz gerekiyor. Ki oyuncular çıksın. Şu an Türkiye liglerine baktığımız zaman öyle çok gelecek vaat eden bir oyuncumuz göremiyoruz. Bir Arda vardı biliyorsunuz, Real Madrid'de. Bu genç oyuncuların devamını altyapıdan getirmek gerekiyor ama şu an baktığınız zaman çok aman aman çok yetenekli, çok iyi bir oyuncu göremiyoruz liglerimizde. Yabancı sayımız bana göre çok, yani bundan da kaynaklanıyor. Altyapılardan oyuncu gelmiyor. Ama altyapıdaki hocaları özellikle çok çalışıp iyi oyuncular çıkartmamız gerekiyor. Aha. Siz tarixdə, yəni dünya ulduzlarıyla üz-üzə də oynamışsınız, rəqib olaraq mübarizə aparmışsınız. Sizin bir məşhur Roberto Carlos anınız var. Onu istərdik bir daha sizin dilinizdən eşitmək istərdik onu. Yəni o milli takımda da, yəni Braziliya ilə qarşı oynayarkən də, yəni sizdən çox, yəni az çəkmədi belə deyək. Həm Real Madrid Galatasaray maçlarında da sizin bir məşhur anınız var. Yəni bir dəfə Türkiyə basınında və yaxud da proqramlardan birində izləmişdim. Onu istərdik ki sizin dilinizdən bir də Fatih Akel'in dilinden dinleyek. Ya tabii şöyle, bir dönem biz hem Galatasaray'da oynarken Real Madrid'de çok karşılaştık o dönem. Ve orada hep Roberto Carlos'la karşı karşıya geliyorduk. Tabii bir ondan sonra Dünya Kupası'nda tekrardan karşı karşıya geldik Roberto Carlos'la. Maç esnasında bir pozisyon oldu. İkimiz de yere düştük. Yani o da kalktı gülerek şunu söyledi. Dedi ki ya Fatih yine mi sen? Kabusuna çevrilmiştiz onun ha. Evet. Kalktı yine mi sen dedi. Çok teşekkür ederim Fatih. Anımız var. Ben teşekkür ederim. Bu arada Azerbaycan futboluyla ilgili düşünceleriniz. Yaygın ki takip edirsiniz. Bir, son olarak da onu da sorayım. Mutlaka takip ediyoruz. İnşallah ileriki yıllarda daha iyi olacak. Daha güzel şeyler yapacak. Hem milli takımlar seviyesinde hem üst düzeyde iyi şeyler yapacağız. Biz buradan takip ediyoruz. Bizim Türkiye'den oraya çok oyuncu gelsin, hoca gelsin. Azerbaycan'dan buraya çok oyuncu gelsin. İstiyoruz ki yani bir an önce daha kaliteli, daha güzel bir Azerbaycan seyredin. Milli takımlarınızda da inşallah başarılı olur. Güzel yerlere gelir Azerbaycan. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ederim. Minnettarız size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sağ olun, sağ olun.